başkenti Londra burası. Londra'da birçok noktada başladı 1 Mayıs yürüyüşü ve en son Parlamento Meydanı'na doğru yürüyecekler. Fakat önce Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldiler. Sonra Buckingham Sarayı'nın önünden geçtiler. Şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın önündeler. 1 Mayıs için bir araya gelen sivil toplum örgütleri, bütün unsurlar, toplandılar ve İçişleri Bakanlığı'nın önüne geldiler. Yani şu anda tam da beni önünde gördüğünüz binanın tam önünde. Hemen sizlerle paylaşalım. Bir seçim otobüsü gibi, bir seçim otobüsü gibi kırmızı bir otobüs var ve o otobüsün üstünde kurulu ses düzeninden çeşitli konuşmalar, mesajlar, sloganlar atılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın önünde toplanılmasının sebebi bu eylemin, bu yürüyüşün, 1 Mayıs yürüyüşünün aslında Kill the Bill protestosuna dönmüş olması. Yani tasarıyı kaldır. Kill the Bill dedikleri eylem birkaç haftadır birlikte takip ettiğimiz İngiltere'de polise geniş yetkiler tanıyan yeni bir yasa tasarısıyla ilgili devam eden bir dizi protestonun bu da bir devamı olmuş olduğu bir nevi. O yüzden Kill the Bill protestosunu geldiler. Şu anda burada İçişleri Bakanlığı'nın tam da önünde yapıyorlar. Sizlerle buradaki diğer eylemcileri, yürüyüşe katılanları paylaşmak isterim. Sol örgütler var. Sosyalist Parti, Sosyalist İşçi Partisi ve Londra'nın çeşitli semtlerini temsil eden gruplar var. İçişleri Bakanlığı'na geldiler ve Bakan Priti Patel'e sesleniyorlar. Kill the Bill dedikleri tasarıyı kaldır protestosunun amacı geçen sene çevreci bir eylem olan Extinction Rebellion adlı çevreci örgütün Londra'yı 10 gün boyunca kilitleyen eylemlerin nedeniyle ortaya atılmış bir yasa tasarısı ve bu yasa tasarısı polise eylemleri değerlendirip devam edip etmemesine kendi karar vermesini sağlayacak denli geniş yetkiler tanıyor. Bakın polis de burada. Eylemciler otobüsün üstündeler. Öbür tarafa geçebilirsem sizlerle. Yeah. Evet. Polis beni daha fazla geçmemem konusunda uyardı. Burada benim meslektaşlarım var. Onlar da şu anda benim gibi buradaki konuşmaları ve verilen mesajları takip ediyorlar. Şuradan çok affedersiniz. Biraz yüksekten inelim. Ve eylemcilerin arasına karışalım. Yürüyüşçülere. Polise daha fazla güç vermeyin. Bu daha fazla şiddete yol açar. Pankartının önünden geçiyoruz. Güvenlik için İçişleri Bakanlığı'nın önüne dizilmiş polisler, meslektaşlarım onlardan görüntü almaya çalışıyorlar. Burada eylemciler de var. Every day strange, but my life's still a lesson. In a leadership role makes a change from detention. Prominent still won't delay my sentence. Biraz Kill Bill yasa tasarısından bahsedelim sizlere. Çevreci örgütün 10 gün boyunca Londra'da trafiği kilitleyip meydanları çalışmaz hale getiren, caddeleri çalışmaz hale getiren eylemlerinden sonra ortaya atılacak. Polis bundan sonra eylemleri kamu düzenini bozuyor gibi yoruma açık gerekçelerle dağıtabilecek güce erişmiş olacak eğer tasarı alınırsa.
Mart başında bu tasarı İngiltere Parlamentosu'nda geçti. Şimdi de onay için Lordlar Kamerası ve sonra da oradan da geçerse Kraliçenin onayına kaldı. Kraliçenin onayına kaldı. Eğer geçerse yasa tasarısı, bundan sonra İngiltere'de bu tür görüntüler görmek, insanların bir araya gelip seslerini duyurabilecekleri yürüyüşler organize etmesi çok zorlaşacak. Bu 1 Mayıs'ın normalde her sene yapılan bu tür yürüyüşlerin bu sene bu eylem biçimine dönüşmesi, daha doğrusu bu konuyu ön plana çıkaran bir konsepte dönüşmesi beklenen bir olaydı. Ve hatta asıl eylemi organize edenler siyah yaşamlar önemlidir liderleri, o eylemleri organize edenler. Geçen sene George Floyd'un Amerika'da polisin gözaltına alma işlemi sırasında öldürülmesi sonrasındaki olaylar İngiltere'de de çok yansımalara neden olmuştu. Ve birçok eylem takiplenmişti. O eylemleri de sizler için canlı yayında takip etmiştik. Ve bu sefer bu 1 Mayıs siyah yaşamlar değerlidir çatısı altında toplanan siyah örgütlerin, siyah grupların organize ettiği bir yürüyüş olmuş oldu. Ve çok güncel olduğu için de 1 Mayıs yürüyüşü Kill the Bill protestosuna dönüştü. Yani polise tanınan geniş haklar, geniş yetkiler bir şekilde protesto edilmeye başlandı. Londra'nın daha ziyade güney semtlerinde toplandılar protestocular. İçlerinde 600 sivil toplum örgütünün olduğu söyleniyor organizatörler tarafından. Onlar tarafından verilen bilgilere göre. Ve siyah yaşamlar değerlidir adlı örgütün organizatörleri daha çok ilgi görmek, daha çok taraftar toplamak endişesindeler. Amacındalar daha doğrusu seslerini daha kolay duyurabilmek için. Çünkü polisle asıl zorlukları yaşayan bizleriz mesajını veriyorlar. Bu yürüyüşte de duyduğumuz sloganlar onlardı. Daha çok desteğe ihtiyaçları olduğunu. Eğer bu yasa geçerse bundan sonra normalde zaten rahat huzur görmeyen İngiltere'de normalde rahat huzur görmeyen siyah insanlar bu sefer çok daha kolayca baskı altına alınıp sindirilebilecekler. Sesimiz duyulmayacak ve gitgide toplum içinden silinip gideceğiz şeklinde mesajlarla İngiltere basınında da yer aldılar. Siyah yaşamlar değerlidir'in farklı gruplarının liderleri gazetelere verdikleri röportajları artık isim soyad bile vermiyorlar. En azından sosyal medyada kendilerine yönelen tacizler ve tacizlerin sonrasındaki gelişebilecek şiddet olasılığına engel olabilmek için. Çünkü biz de karşılaştık yaptığımız röportajlarda ismini söylese bile soyadını söylemiyor ya da söylese dahi yazmamak kaydıyla söylüyor. Lütfen gizleyin çünkü aşırı sağ örgütler de var. Aşırı sağ örgütler bir şekilde bu grup liderlerini tespit edip onların fotoğraflarını kendi yayın organlarında yayınlayarak hedef gösteriyorlar. Anlatıldığına göre grup liderleri tarafından. O yüzden o konuda da çok hassaslar. Polisten ve aşırı sağcı örgütlerden kendilerine yönelebilecek şiddetten korunmak için bugün burada bir aradalar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. On binlerce kişinin katılacağı söylenmişti. Gerçekten de en kalabalığı Londra'da olmak üzere İngiltere'nin 46 farklı noktasında düzenlendi. Tabii ki en kalabalığı başkent Londra'da. Önce Elephant and Castle adlı İngiltere'nin yine Londra'nın yine merkezinde bir noktada buluştular. Uxbridge adlı şimdiki başbakanın seçim bölgesi olan havalimanına yakın, Heathrow havalimanına yakın yine güney doğu diyelim. Kentin güneydoğusunda bir noktada toplandılar. Ve toplanan diğer küçük gruplar mahallelerinde bir araya gelenler. Onlar da
Trafalgar Meydanı'na geldiler. Trafalgar Meydanı'nda da çeşitli konuşmalar olduktan sonra harekete geçildi. Tekrar Buckingham Sarayı'nın önünden geçtikten sonra da şimdi buradalar. İçişleri Bakanlığı'nın önünde tam da muhatap aldıkları polisle ilgili mesajları, polise geniş yetkiler tanıyan o yasaya karşı hissettiklerini Priti Patel, İngiltere'nin İçişleri Bakanı. Kendisi Hindistan'da Hindistanlı bir ailenin önce Uganda'ya, daha sonra da orada da olmayınca İngiltere'ye göçmüş bir kızı, bir İçişleri Bakanı Priti Patel. Ona bütün bu etrafımızda gördüğümüz pankartlar, sloganlar onun duyabilmesi için önüne geldiler. Bugün cumartesi, güzel bir hava var. Biraz dilerseniz buradaki havadan da sizlere bazı görüntüler yansıtalım. Müzikli, trompetli, neşeli, eğlenceli bir yürüyüştü şimdiye kadar. Şarkılar söylendi. Londra'nın klasik iki katlı otobüslerinden bir tanesi, seçim otobüsü gibi üzerine ses düzeni yerleştirilmiş. Bu yürüyüşü organize edenlerin ve davet ettikleri konuşmacıların çıkıp konuşmalarını yaptığı bir kürsüye dönüşmüş aynı zamanda. Uzun süren yürüyüşten sonra burada dinlenenler de var. İngiltere'de kısıtlamalar devam ediyor. Hala tam açılma olmadı. 4 aşamalı açılmanın ikisi gerçekleşti. Ama hala bunca insanın bir araya gelmesine engel. Yani normalde polis müdahale edebilir. Fakat grup liderlerinden risk değerlendirmesi alıyor polis. Şimdi hala bu tür eylemler İngiltere'de geçerli anayasal bir hak olduğu için grup liderlerinden risk değerlendirmesi sonrasında oturup beraber kabul ediyorlar. Eğer şu şartları taşırsanız biz de eyleminizi müdahale etmeden uzaktan takip ederiz. Herhangi bir aşırı bir eyleme dönüşmeden takip ederiz şeklinde söz alıyorlar. Eylemcilerin çoğunda grup liderlerinin uyarısı doğrultusunda yüz maskesi görüyorum. Olmayanlar da var. 2 metre sosyal mesafeyi eğer sağlayabiliyorsanız İngiltere'de yüz maskesi sokakta takmak zorunda değilsiniz. Kapalı yerde zorunlu ama sokakta takmasanız da olur. 2 metre sosyal mesafe kuralını karşılamanız kaydıyla. Başka? Mayıs ayı geldi. Mayıs'ın 17'sinde aslında 3. adım dağıtılacak gevşeme konusunda İngiltere'de. 3. adımda atılınca artık kapalı yerlerde restoranlar yemek servisi vermeye başlayacaklar. Publar açılacak. Publların şimdilik sadece bahçe bölümleri ve kapının önüne masa atabilenler servis veriyor. Ya da paket servisi yapılıyor. Fakat 17 Mayıs'tan sonra artık kapalı mekanlarda da İngilizleri görebileceğiz. Artık çünkü 35 milyon kişi neredeyse aşısını tamamladı, ilk dozunu. Rakamlar düştü. En son 2500'lere geriledi vaka sayısı. Dün açıklanan ölen sayısı sadece 11'di koronavirüsten. Hastaneye yatırılma oranı da çok düştü. O yüzden başarılı bir karantina dönemi geçirildiğine inanarak İngilizleri serbest bıraktığı hükümet diyebiliriz. Fazla baskı yok üzerlerinde. Sokaklar insanlarla doldu. Hava da güzelleşince parklar, bahçeler, her taraf açık alanlar, zaten orada buluşmalar belli sayıda kişiye kadar serbest bırakıldı. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulması şartıyla. Onun dışında zaten ulaşım araçlarıyla bir yerden bir yere gitmek de serbest. Eskiden evde kal uyarısı vardı. İlk açılmadan sonra mahallede kal şekline dönüştü o. Şimdi de bir yerden bir yere seyahat etmek kentin içerisinde bir nedeni olması koşuluyla herkes için mümkün. Dükkanlar açıldı, alışverişler yapılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi aslında bugüne kadar
yapılmayan bir eylem de olmadı. İngiltere'de karantina da olsa aşı karşıtları da dahil bütün istedikleri eylemleri yapıp seslerini duyurabildiler. Tabii ki çok sayıda tutuklama gerçekleşti. Hafif olmak üzere hem polis hem de eylemciler arasında yaralananlar olmuştu. Onları da sizlerle paylaşmıştık buradan. Fakat gördüğünüz üzere burada bugün 1 Mayıs'ta toplanan eylemciler Londra'nın farklı noktalarında toplandılar. Meydanda buluştular. Meydandan sonra yürüyüşe geçtiler. Kraliçe'ye bir selam verdiler. Buckingham Sarayı'nın orada. Oradan sonra da oraya İçişleri Bakanlığı'na geldiler. Asıl mesajlarını iletebilmek için. Asıl mesajları polise tanınan, geniş yetkili, yetkiler tanıyan yasa kaldırılsın. Kill the Bill dedikleri o. Evet, buradan sonraki duraklarının Parlamento Meydanı olacağını biliyorum. Eğer giderlerse eylem orada sona erer. Ve orada da gelişmelerle karşınızda oluruz. Şimdilik Londra'dan aktaracaklarımız o kadar.